Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Azim-i Sultan, Şedid-il Bürhan, Kaviyyil Erkan. Maşallahü kan, euzü billahi min kulli şeytanin ve can. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli efendiler, sevgili izleyenler, Fıkhı Ekber'le ilgili keşif notlarımız devam etmektedir. Fıkhı Ekber biliyorsunuz İmam-ı Azam'ın Yüce İslam'ın amentüsünü ilmi delillerle, bu ilmi deryasıyla Kur'an-ı Kerim sünnete ve icmaya dayalı olarak bu gerçekleri dünyaya açıklamış. Biz de şanlı Kur'an'ın ruhuna, Yüce İslam'ın özüne, her şeyine uygun bulup takdir ettiğimiz için Fıkhı Ekber bütün dünyanın insanlığın amentüsünü, onun ilmini ortaya koymaktadır. Bu nedenle bu kitabın sizlere keşif notlarını vermekle insanlığın tümüne, ümmeti Muhammed'e en iyi hizmeti Allah rızası için verdiğimize inanıyoruz. Çünkü doğru ilim, doğru bilgi olmadan doğru iman olmaz. Tevrat'ı tahrif eden, İncil'i yanlış anlayan, tahrif eden, Kur'an-ı Kerim'i yanlış anlayan, tahrif etme şansları yok. Kur'an-ı Kerim ebedi bozulmayacak ama doğru anlayamayanların bugün Ehl-i Sünnet inancının dışında kaldıklarını görmekteyiz. İslam'ı Hazreti Muhammed'in anlayıp eshaplarına anlattığı gibi ve o yolu İslam alimleri devam ettirerek geldiler. Ümmeti Muhammed'in yüksek alimleri, icma ümmet olarak. İşte bu ilmi delillere dayanarak İslam'ın amentüsünü ilmen, onun keşif notlarını vermeye çalışıyoruz. Cenab-ı Hak imanları kamil ve daim olan, tüm amelleri salih olan, tam ihlas ile Allah için insanlığın hayrına çalışan kullarından eylesin. Büyük günah işlemekle insanlar kafir olmazlar. İmam-ı Azam öyle diyor. Ve gerçekte budur. Günahsız insan olmaz. Eğer her günahkara kafir diyecekseniz dünyada mümin kalmaz. Bakın rahmetullahi aleyh ve aleyh mecmain ne diyor büyük allame-i cihan. Cihanın en büyük hukukçusu, hukuk alimi İmam-ı Azam. İslam alimi, dünyanın en büyük kâşifi ve en büyük kâşiflerinden, Kur'an-ı Kerim'i güzel keşfeden ve tabi'in ve eshaptan ilhamını mükemmel alan, dünyanın en büyük filozoflarından birisidir. İslam alimleri dünyayı aydınlatan, ruhlar üzerinde parlayan, güneş üzerinde güneş gibidirler. Ruhlar üzerine doğan, ruhları aydınlatan aydınlıktır, ilmin aydınlığı. İnsanlığı aydınlatan zat-ı muhteremlerdir. Yürg İmam-ı Azam ne kadar büyük olursa olsun, helal olduğuna inanmadıkça hiçbir Müslümanı işlediği herhangi bir günah sebebiyle
tekfir etmeyiz. Yani ona kafir demeyiz diyor. İman ismini onlardan yok etmeyiz. Günahkardır ama yine mümindir, yine Müslümandır. Şimdi bakın, hiçbir Müslümana diyor, haram olan bir şeye helal demedikçe bir kişi günah işlemekle kafir olmaz. Ama haram olduğu kesin belliyse, ona da helal diyorsa kafirdir. Bakın, olayları doğru anlayalım. Ne kadar günahkar olursa olsun, harama helal demedikçe, efendim, tekfir etmeyiz diyor bak İmam-ı Azam. Hariciler ise günahkar olanlara kafir diyorlar. Bakın, hariciler burada yine İslam'ın dışında, ehl-i sünnetin dışında kalmışlardır. Ve birçok sahabinin en kıymetli şahsiyetlerine bile bunlar bu alçakça sıfatı yakıştırmaya çalışmışlardır. Mutezile taifesi ise büyük günah irtikab edenlerin imandan çıkacağına, fakat kafir de olmayacağına inanmaktadırlar. Bakın, Mutezile de gerçeği bulamamıştır. Dolayısıyla küfür ile iman arasında bir mertebe, onlar da böyle bir görüşe saplanmışlar, Mutezile taifesi. Onlar da diyorlar ki, günah haram, büyük günah işleyen ne mümindir ne kafirdir. Efendim, aynı zamanda böyle diyorlar, hem de cehennemde bir müminin ebediyen cehennemde kalacağına da inanmaktadırlar. Bunların görüşleri ehl-i sünnete uymuyor ve doğru da değil. Efendiler, hiçbir harama helal demedikçe, ilahi emirleri, kesin olan ilahi emirleri inkar ve tekzip etmedikçe, İslam'ın bütün değerlerini, iman edilmesi gereken bütün değerlerini, kalbi tasdik eden, dili ikrar eden, bunun yanında günahları olan insanlara kafir denmez. Günahkar kimse de gerçek mümindir. Bak İmam-ı Azam diyor, öyle diyor. Günahkar kimse de gerçek mümindir. Bir büyük günah işleyen kimseye gerçekten mümin deriz. Bir kimsenin kafir olmaksızın fasık bir mümin olması durumudur bu. Yani bir kimsenin kafir olmaksızın ağır günahkar, fasık bir mümin olması olayıdır. Ve bu insan için bu mümkündür, caizdir. Çünkü günahsız insan olmaz. İman, peygamberler hariç, tabii ki Allah'ın hıfzında, himayesinde olanlar hariç, günahsız insan olmaz. Bu günahlar, büyük günahlar da olur, küçük günahlar da olur. İman dil ile ikrar, kalb ile tasdikten ibarettir. Bir insan da eğer bu gerçek tasdik var ve diliyle de ikrarı varsa, bu kişi günahlı günahsız, büyük küçük, günahkar olmakla buna kafir denmez. Bu günahkar olanlar fasık müminler, fasık Müslümanlardır. Yine mümindir, yine Müslümandır ama fasıktır. Günahkar olmasından dolayı, ama bunlara kafir denemez. Haricilerle Mutezile'ye göre ise amel imanın bir parçası yahut yarısıdır derler.
İslam ehl-i sünnet inancında ise amel-i salih farzdır, imanın kemalindendir. Fakat amel imandan cüz ve kül değildir. İman kalbin tasdikidir, dilin ikrarıdır. Fakat ameller ise işlediğimiz Allah'ın yap dediği emirlerdir. Bunları inkar etmeden, tasdik ederek bütün emirleri insanlar yapanlar vardır, tembelliğinden, gafletinden yapmayanlar vardır. Yapmayanlar asi günahkardırlar ama kafir denmez. Vasıl bin Ata, Hasan Basri'nin talebelerinden idi. Bu konuda büyük günah işleyenin ne mümindir ne de kafir olmadığını kabul ediyor bu Ata denilen. Yani Hasan-ı Basri'nin talebesi olan bu kişi, buna Vasıl bin Ata deniyor. Bu kişi büyük günah işleyenin ne mümin ne de kafir olmadığını kabul ediyor ve Hasan-ı Basri'nin görüşlerine karşı çıkıyor. Hasan-ı Basri buna Vasıl bizden ayrıldı dedi. Efendim işte bu sebeple Vasıl bin Ata'nın düşüncesini takip edenlere Mutezile adı verildi. Yani ehl-i sünnetten ayrılanlar demektir. Sevap vermek, isyan edene azap etmek, Allah Teala üzerinde vaciptir dediklerinden ve Allah Teala'nın sıfatlarını nefyettiklerinden kendilerine adalet sahibi, tevhid-i ehli adını takmışlardır. Sonradan onlar kelam ilminde ileri giderek bakın felsefecilerin eteklerine yapışır olmuşlardır. İnanca ait birçok meselelerde felsefecilerin eteklerine yapışır olmuşlardır ki Kur'an-ı Kerim'in olduğu yerde, Nas'ın olduğu yerde bir defa bir insanın Nas dışına, Kur'an sünnet dışına çıkması zaten orada ehli sünnetten ayrılıyor ve ilahi Nas'ların dışına çıkıyor. Ebu'l-Hasan el-Eş'ari, hocası Ebu Ali el-Cübbai'ye şu soruyu soruncaya kadar devam etmiştir. Eş'ari de bunların içindeydi ama sonradan ayrıldı. Eş'ari'nin ayrılmasından bak sebeplerinden biri şudur. Üç kardeş hakkında ne dersin? Biri Allah'a itaat ederek öldü. Diğeri ihsan ederek öldü. Üçüncüsü de küçükken öldü. Eş'ari'nin bu sorusuna karşılık Ebu Ali el-Cübbai şöyle cevap vermiştir. Daha doğrusu yanlış cevap vermiştir ki birincisi şu. Cennette mükafatlandırılır yani birincisi. Kimdi o birincisi? Efendim, bir Allah'a itaat ederek öldü. Yani bu cennette mükafatlandırılır. İkincisi ne yapmıştı? İhsan ederek öldü. Onun için de diyor ki yani ikincisi cehennem ateşiyle azap edilir. Üçüncüsü kimdi? Bu da küçükken yani küçük yaştayken ölen. Bak bunun üçüncüsü içinde ne diyor? Sevap da alamaz, azap da diyor. Bakın Mutezile'nin ileri gelenlerinden Ebu Ali el-Cübbai diyor bu. Şimdi bu cevap üzerine
Eş'ari yine sorusunu sormaya devam etti. Dedi ki Eş'ari, eğer üçüncüsü, yani o küçükken ölen, Allah Teala'ya karşı, ya Rabbi, beni neden küçükken öldürdün de büyütmedin? Sana iman edip itaat ederdim. Ben de cennete girerdim derse Allah Teala ne cevap verecek dedi Eş'ari Cübbai'ye. Cübbai bakın burada da yanlış cevap verdi yine. Cübbai şöyle dedi. Allah ona şöyle cevap verir. Ey kulum, ben biliyorum ki sen büyüseydin bana ihsan edecektin. Dolayısıyla cehenneme girecektin. Senin için faydalı olan küçükken ölmendi. Eş'ari yine sordu bak. Dedi ki ikincisi, yani o ihsan ederek ölen, cehenneme girer dediği kişi için. İkincisi eğer derse ki, ya Rabbi, niçin beni de küçükken öldürmedin ki sana asi olmasaydım? Dolayısıyla cehenneme girmeseydim. Allah Teala ne cevap verir dedi Eş'ari yine Cübbai'ye. İşte kıymetliler, Ehl-i Sünnet daima doğru üzerindedir. Bakın bu soruya yine cevap, doğru cevap veremedi Cübbai. Cübbai üçüncü soru karşısında da Mars oldu. Bir cevap veremedi. Bundan sonra İmam-ı Ebu'l-Hasen el-Aş'ari hocası Cübbai'den Cübbai'nin mezhebini terk ederek kendisi ve ona uyanlarla birlikte Mutezile'nin görüşlerini iptal etmek için elinden geleni yaptı. İşte İslam alimleri de bu ilim dalında şeriatla çatışan noktalarda felsefecileri ve tabiatçı filozofları onların yanlışlarını reddetmekle meşgul oldular. Bunlardan biri de Eş'ari'dir. Hanefiler şöyle inanırlar. İman, Allah ve Resul'ün Allah tarafından getirdiği hükümleri topluca bilmek ve ikrar etmekten ibarettir. Evet kıymetli efendiler, aslında Ehl-i Sünnet'in, Hanefilerin imanın nasıl inandığını bu kitabı baştan beri izah etmekteyiz. Ne yazık ki Hanefilerin inancını bazı kitaplara yanlış not edenler olmuş, doğru anlayamamışlardır. Fıkıh-ı Ekber'e bakıyorsunuz, gerçekler ortada. Fakat birçok alimlerin kitaplarına bakıyorsunuz ki Hanefiler hakkında yanlış not düşmüşler oralara. Bu Abdülkadir Geylani'nin kitabına dahi böyle bir not geçilmiş. Kim tarafından, niçin yapıldı? Artık orasını Mevla'ya bırakıyoruz. Ehl-i Sünnet'te tercih edilen görüş, şöyle bir bak, iman ikrar ve tasdikten ibarettir. İmam-ı Azam böyle diyor. İkrarla birlikte delilden doğan bilgi böyle değildir. Muhakkak delile dayanan bilgi ittifakla imandır. Sadece bilgiyle yetinip ikrar etmemek yahut ikrar ile yetinip bilmemekse ihtilaf konusudur. Sonra kötülenen bid'at, ehli mürciye taifesi, kaderiye mezhebine mensup değildir. Belki onlar ayrı bir taifedirler. Küfürle birlikte itaat fayda vermediği gibi, imanla beraber günah da
kişiyi kafir yapmaz. Efendim, bunların bu görüşüne göre büyük günahtan ötürü azap edilmez diyen, şimdi bazı ehli sünnetin dışında batıl mezhepler vardır. İşte Fıkıh-ı Ekber o batıl mezheplerin görüşlerini de bir bir reddetmektedir. Mutezile İmam-ı Azam'a muhalif düşünüyor. Onlar büyük günahtan dolayı Allah'ın azap etmesini adalet icabı diyerek Allah'a vacip kılıyorlar. Allah-u Teala'yı icbar altındaymış gibi göstermeye çalışıyorlar. Allah-u Teala'nın adaletinin yanında affı yok mu, mağfireti yok mu? Allah'ın dilemesine yer bırakmıyorlar. Yani Allah'ın iradesini, affedeceğini, mağfiret edeceğini hiç düşünmüyorlar. Yine büyük yahut küçük günah işleyenleri imandan çıkarıyorlar. Mürciyenin de mezhebi, bakın o da başka bir sapıklığın içindedir. Balığın suda yaşadığı gibi bir hayat haline gelecektir diyorlar. Bakın mürciyenin, diyorlar ki cehennem ehli cehennem ateşine girdikleri zaman balığın suda yaşadığı gibi bunlar da ateş içinde o şekilde bulunacaklar. Ateşten azap duymayacaklar. Ateş onlar için bir hayat haline gelecektir. Bakın bu da mürciyenin yanlış sapık görüşüdür. Kur'an-ı Kerim'e de taban tabana zıttır. Hem de batıl bir görüştür. Fıkıh-ı Ekber'in dünyaya öğrettiği gerçeklerden biri de tüm yanlışlara cevap veriyor, doğruyu ortaya koyuyor. Şimdi Fatır Suresi 37. ayeti kerimede kafir onlara gelince kafir olanlara onlara cehennem ateşi var. Öldürülmezler ki ölsünler. Üzerlerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte her nankörü böyle cezalandırırız. Cenab-ı Hak böyle diyor. Bak mürciye nasıl sapıkça ortaya fikirler atıyor. Kur'an-ı Kerim'e zıt hareket ederek bir defa inanç olmaz. Yine Cenab-ı Hak Nisa suresinin 56. ayetinde şüphesiz ki ayetlerimizi inkar eden inkarcıları yarın ateşe atacağız. Derileri piştikçe azabı duysunlar diye kendilerine değiştirerek başka deriler vereceğiz buyurmaktadır. Azabı fazla duysunlar diye. Fezûgû felen nezîdekum illâ azâba. Bak bu da Nebe suresinin 30. ayeti kerimesidir. O kafirlere şöyle denilir. Şimdi tadın, artık size azap artırmaktan başka bir şey yapmayacağız. Mürciye'yi bu ayetler ve emsali nice ayetler reddediyor. İşte İmam-ı Azam'ın burada şanlı Kur'an'ı ile, Kur'an ile, sünnet ve icma ile yanlışları reddediyor. İslam'ın amentüsünü, ehli sünnet inancını da delillerle ortaya koyuyor. Mürciye cehennemin bir gün kapanacağını söylemektedirler ki, bunlar halis muhlis mürciye taifesidir. Ehli sünnetin dışında sapık bir mezheptir.
İmam-ı Azam yine şöyle buyururlar. Mesler üzerine meshetmek sünnettir. Ramazan-ı Şerif ayında teravih namazı kılmak sünnettir. İşte ve ercüleküm ilel Kâbe'in. Ayaklarınızı yani Kâb kemiklerinize kadar yıkayın topuklarla beraber. Ercül kelimesi yedi imama göre de nas bile okunmuştur. Ama içinden bakın bu kadar hem sahih sünnet varken hem de yedi kıraat imamına göre böyle okunduğu halde başka kıraat şekli de vardır. Hazreti Ömer teravih namazı hakkında bakın ne güzeldir demiştir. Onu cemaatle kılmışlar, 20 rekat kılmışlar ve ne güzeldir demiş. Şimdi ne güzel bir iş olduğu manasındadır. Yani bid'at-ı hasen gibi göstermeye çalışılmıştır ama bid'at olması için aslının dinde olmaması gerekir. Bir şeyin aslı dinde varsa o bid'at değildir. Benim sünnetime ve Raşid Halife'nin sünnetine uyun diye de peygamberimizden rivayet vardır. Şimdi kıymetliler, bunu da İmam-ı Azam buraya niçin almış derseniz, mesler üzerine mesi ve teravih namazını, bunlar mütevatır derecesine yakın haberlerdir. Bunlar inkar edilemez. İmam-ı Azam buraya da işaret etmiştir. Mütevatır haberlerin inkarı kişiyi küfre götürme tehlikesi vardır. Fasıkın arkasında namaz kılmak, müminlerden Allah'a itaat eden ve etmeyen, yani mümin diyor dikkat et ama günahkar, herkesin arkasında namaz kılmak caizdir. Şimdi namaz kılmanın günahkar arkasında da caiz olması ayrı şey, bir de faziletler ayrı şey. Bunları da asgari ve ekser olarak iyi kavramak lazım. Burada asgari söylüyor İmam-ı Azam. Sallu halfe küllü birrin ve facirin. Allah'a itaat eden ve günahkar olan her müminin arkasında namaz kılın. Bu haber Cami-ü Sair'de Beyhaki'den de rivayet edilmiştir. Cemaatle ve cuma namazı kılmayı terk eden kişi ilim adamlarının çoğuna göre bid'at ehlidir. Dikkat et buraya. Şimdi cemaatle ve cuma namazı kılmayı terk eden kişi ilim adamlarının çoğunluğuna göre bid'at ehlidir. İbn-i Mesud ve diğer sahabiler içki içmesine rağmen burada birisinin arkasında Velid bin Ukbe bin Ebi Muayt'ın arkasında namaz kılmışlardır. Bu o an için orada mecburiyet karşısında kalınmıştır. Yoksa bu devamlı onun arkasında bunlar bu namazı kılmaları faziletlidir diye bir fetva yok. Sadece o an için caiz olduğu ama çünkü o Velid'in kafir değil, günahkar bir kişi olduğu. Fakat faziletli insanların arkasında namaz kılmak ise ehli takvanın, ilim ehlinin, bu da peygamberin arkasında namaz kılmak gibi faziletlidir.
Bunlar da tavsiye edilmiştir. Şimdi İslam dininin akaid yönüyle, amel yönüyle asgari caiz olanla en faziletli olanları da iyi kavramak gerekiyor. İmam-ı Azam burada en asgari de ortaya koymuştur. Evet kıymetliler, önce geçen ilk Müslümanlar, bunlar dereceleri en yüksek olanlardır. Bunlar naim cennetindedirler. Münafıklar ve kötüler ise, bakın, şimdi Allah bunları sevmez. Şimdi münafıklar ve kötüler ise sevmezler. Kimi? Faziletli insanları münafıklar sevmez. Ve kötü insanları sevmez. Şimdi Ebu Bekir'i sevmeyenler, Ömer Osman Ali'yi sevmeyenler, bunlar ya münafıktır ya çok kötü insanlardır. Yine meshetmeyi inkar edenler, bunların da küfründen korkulur denmiştir. Çünkü tevatür etmiş hadislere yakındır. Mana yönünden mütevatirdir. Şimdi dolayısıyla İmam-ı Azam bunlara da gereken itinayı göstererek ümmeti Muhammed'i uyarmaktadır. Yanlış yoldakine doğruya gel diyor. Doğrudakine de kıymetini bil, Allah'a şükret diyor. Evet, seferde namazı kasretmek, yani kısaltmak, 4 rekatlı farzları 2 rekatına kılmak, Allah'ın size verdiği bir sadakadır. Allah'ın sadakasını kabul edin. Şimdi bu haber Müslim'den, Müslim-i Şerif'ten rivayet edilen bir hadis-i şeriftir. Fakat İmam-ı Azam bir insan seferi ise namazını Hanefi mezhebinde 2 kılar. 2 ona artık namaz 4 rekat değil, 2 rekat farzdır. Hanefi ekolündeki müştehitlerin Kur'an-ı Kerim'den anladıkları budur. Yine imanla ölen cehennemde ebedi kalmayacaktır. İşte ehl-i sünnetin inancından biri de budur. Bir insan günahkar ama iman ile ölmüş. Mümin olarak ölmüş ama günahkar. Bu konuda bakın İmam-ı Azam ne diyor? Bir mümine işlediği günahlar zarar vermez demiyoruz. Günahlar çok zararlıdır. İşlediği günah sebebiyle cehennem ateşine girmez demiyoruz. Cehenneme, her günah kişiyi cehenneme götürür. Yani işlediği günahlar sebebiyle cehennem ateşine girmez demiyoruz. Fasık da olsa dünyadan mümin olarak çıktıktan sonra cehennemde ebediyen kalacak da demiyoruz. Bak, günahkar mümin imanla öldüyse cehennemde ebedi kalmayacak diyor. Ebedi kalacak demiyoruz. Eğer affa uğramazsa günahının cezasını çeker çıkar. Affa uğrarsa artık o Allah'ın bileceği iştir. Allah'ın iradesine kalmıştır. Allah ne dilerse onu yapar. Ama affeder, ama günahkarların cezasını çektirir veya şefaata uğrar veya uğratılmaz. Orasını Allah bilir. Mürciye, melahide ve ibahiye taifesi ise müminin işlediği günah sebebiyle
cehenneme gitmeyeceğini söylüyorlar. Bunlar batıl mezhepler. Şimdi Allah Teala zaten vaadi icabı tevbe edildikten sonra şirki de diğer günahları da mağfiret eder. Şirke af yoktur. İlla şirkten tövbe etmesi gerekiyor. Tevhid imanına gelmesi gerekiyor. O zaman müşrik de şirkten kurtulur ve o zaman affa uğrar. Mutezile ise ehl-i sünnetin bu görüşüne karşı çıkarak kötüye azap etmek, itaat edene sevap vermek ve tevbeleri kabul etmek Allah Teala üzerine vaciptir diyorlar. Allah'ı kimse bir konuda mecbur edemez. Allah lütfunun kereminin gereğini de lütfundan kereminden dolayı adaletini de adaletinden dolayı yapar. Yoksa Allah'ı kimse bir şeye mecbur edemez. Mutezile burada da yanlış bir görüş beyan etmiştir. Putlara secde etmek, Musaf'ı kötü ortam içine atmak, küfür kelimesini telaffuz etmek gibi. İşte bunlar kişiyi küfre götürür. Şüphe ve inkar tahakkuk etmedikçe imanın yalnız dil ile ikrar ve kalb ile tasdikten ibaret olduğu gerekçesiyle. Diliyle ikrar edip kalbiyle tasdik edenin küfür işleri ve küfür sözlerinden bazıları ile kafir sayılmayacağı yolundaki inanç reddedilmiştir. Şimdi Allah Teala kulundan tövbesini kabul eden ve kötülüklerini affedendir. Bazı günahların inkar emaresi olduğu şer'i delillerle de bilinmektedir. Şimdi biraz önce saydığımız, mesela bir adam puta secde etse, hem de Müslümanım diyerek, bu kişi puta secde eden kişi kafir olur. Yine Kur'an-ı Kerim'i pis ortama atsa, yine kafir olur. Bunlar küfür kelimesini telaffuz etmek gibidir denmiştir. Şer'i delillerle küfür olduğu sabit olan sözlerde olduğu gibi şüphe ve inkar tahakkuk etmedikçe imanın yalnız dil ile ikrar ve kalb ile tasdikten ibaret olduğu gerekçesiyle diliyle ikrar edip kalbiyle tasdik edenin küfür işleri ve küfür sözlerinden bazıları ile kafir sayılmayacağı yolundaki inanç reddedilmiştir. İşte izah edildiği gibi hem tasdik ediyor hem tasdike aykırı hareket ediyor. Hem ikrar ediyor hem ikrara aykırı hareket ediyor. Bunun içinde hem ben Allah yalnız Allah'a kulluk ederim diyor, hem putlara secde ediyor. Burada gerçek tasdik olmadığı için küfre girer. Mutezile'nin büyük günah işleyenin fasık olduğunda ihtilaf ettikten sonra mümin, kafir yahut münafık olduğu hususunda İhtilafa düşmüşlerdir. Ehl-i sünnete göre mümindir. Haricilere göre fasıktır. Hasan-ı Basri'ye göre de münafıktır. Yine iki menzile arasında bir menzile ortaya çıkarmışlardır. Bunda da Mutezile'nin görüşü ki bu düşünce de batıldır. Mutezile ile hariciler
bunların görüşlerine itibar edilmez, edilmemiştir. Evet kıymetliler, Fıkhı Ekber'den keşif notları vermeye devam ediyoruz. Müminin ameli zayi olmaz. Şimdi mümin Müslümanın tasdiki ve ikrarı, yani imanı olduğu müddetçe amelleri zayi olmaz. Yalnız günahlar tabi çoğalırsa o günahların sevaplara ve insanın mümine büyük zararları vardır. Müminin ameli zayi olmaz. Bakın İmam-ı Azam ne diyor? Mürciye taifesinin söylediği gibi demiyoruz ki, yaptığımız iyilikler kabul edilmiştir, kötülükler de affedilmiştir demiyoruz. Mürciye böyle diyor. Buralarını biz Rabbimiz bilir. Ancak biz şunu söylüyoruz. Mesela uzun bir şekilde açıklanmıştır. Yani mesele uzun bir şekilde açıklanmıştır. Şartlarına uygun bir şekilde açık ayıplardan ve gizli kusurlardan uzak kalarak kim iyi bir amel işlerse ve dünyadan çıkıncaya kadar yaptığı bu ameli iptal etmezse, dikkat et, güzel amel zayi olmaz ama bunu iptal edecek bir kötü durumun olmayacak. Bak, iptal etmezse Allah Teala onun bu amelini zayi etmez. Yani Allah zayi etmiyor. Kul kendi bir kötü zayi edecek bir şey yapmamak şartıyla Allah zayi etmiyor. Belki fazlı keremiyle bu ameli kabul edip mükafatlandırır. Allah'a eş koşmaktan başka mümin olarak fakat tevbe edemeden öldüğü kötülükleri ise, bak kötülükleriyle ölmüş, tevbe etmeden Allah Teala'nın dileğindedir. İsterse affeder, dilerse azap eder. Bak burayı da İmam-ı Azam böyle izah ediyor. Fakat ebedi olarak cehennem ateşinde bırakmaz. Mümin oldukça ebedi ateşte, cehennemde kalmaz diyor. Herhangi bir amelde gösteriş, bak buralara dikkat etsin Müslümanlar. Herhangi bir amelde gösteriş yahut yaptığı işte kendini beğenmek gibi haller vuku bulursa o amelin mükafatını Allah iptal eder demiş. Neymiş o da? Tekrar ediyorum. Gösteriş, yani riyakarlık ve yahut yaptığı işte kendini beğenmek gibi haller vuku bulursa o amelin mükafatını iptal eder. Şimdi amellerin sevabını iptal eden haller: küfür, kendini beğenme ve gösteriş gibi hallerdir. Bu konularda Allah Teala şöyle buyuruyor Celle Celaluhu. Maide suresi 5. ayeti kerimede ve men yekfur bil imani fekad habita amelü. Kim imanı inkar ederse yaptığı bütün ameller boşa gider. Bak, imanı inkar ederse diyor. Buraları iyi anlamak lazım. Ey iman edenler, sadakalarınızı insanlara gösteriş için malını harcayan, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kimse gibi başa kalkmak ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın. Bak bu ayeti kerimede de ey iman edenler diyor. İmanlıların bak amelleri nasıl zayi oluyormuş. Sadakalarınızı insanlara gösteriş için
malını harcayanlar gibi yapmayın. Yani eğer gösteriş yaparsanız amelleriniz mahvolur diyor. Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kimse gibi başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın. Eğer kişi ahirete inanmayan kimse gibi başa kakarsa yaptığı iyilikleri ameli zayi olur. Eziyet ederse iyilik ettiği adama eziyet ediyor, başına kakıyor. İşte gözüne dizine dursun, sana şu iyilikleri yaptım falan filan gibi iyilik yaptığı insanlara eziyet ediyorsa bunlar onun amelini zayi eder, mahveder. Çünkü ameller Allah için yapılır sadece. Amelde ihlas budur. Gösteriş için, başa kalkmak için, riyakarlık için amel işlenmez. İşlenirse ameller yok olur. İşte İmam-ı Azam buralara çok güzel değinmiş. Dünya insanlık aleminin imanı iman olması için, amellerin zayi olmaması, mahvolmaması için İmam-ı Azam dünyayı şanlı Kur'an, nurlu İslam ile uyarıyor. Sevgili dostlar, gizli olarak eş koşmaksa başkalarına işittirmek. Bakın, şimdi adam bir ibadet yapmış, başkaları duysun diye onu başkalarına işittirmeye çalışıyor. Gösteriş yapmak ve beğendirmek için yapılan taat ve ibadetlerdir. İşte gizli şirk olarak tarif edilmektedir. Kim Rabbine kavuşmak isterse iyi amel işlesin ve Rabbine ibadette kimseyi ortak etmesin. Allah için yapılan işlere başka şey katiyen karışmamalıdır. Bu ayeti kerime Kehf suresinin son ayetidir. Yine Rabbimiz Allah için yaptığı bir amelde her kim Allah'tan başkasını ortak ederse sevabını Allah'tan başkasından istesin. Zira Allah ziyadesiyle ortaktan beridir. Bu da bir peygamberimizden gelen haberdir. İçinde zerre kadar gösteriş bulunan bir ameli Allah Teala kabul etmez demiştir. Bu da peygamberimizden gelen bir haberdir. Gösteriş ve kendi işini beğenme. Bunlar amelleri perişan eder. Onu kabul edecek, makbul olarak Allah katında beğenilecek tarafı Allah'a aittir. Allah beğenirse amelin geçerlidir. Yoksa senin beğenmen değil, sadece senin Allah'ın emirlerine uygun olması için gayret etmen, şeriatın ölçülerine uymak için gayretin lazım. Bu senin kulluk görevin. Kendini beğenme hakkın, şansın yok ki. Allah kabul ederse makbuldür, yoksa olmaz. Şüphesiz iyilikler kötülükleri giderirler. İnnel hasenati yusibine seyyiat buyurmuştur Rabbimiz. Benim rahmetim gazabımı geçmiştir. Yine Rabbimiz, bakın burada da bir haberdir. Yine beş şey vardır ki oruçlunun orucunu bozar, yani sevabını yok eder. Biri dedikodu, diğeri yalan, yalancılık, yalan konuşma.
Üçüncüsü söz gezdirmek. Nemmamlık, lemmazlık, kammazlık gibi. Dördüncüsü yalan yere yemin etmek. Beşincisi ise şehvetle namahreme bakmaktır. Bakın orucun kemalini ve cemalini bozar demektir. Yani oruçta sevap bırakmıyor bunlar. Onun için sevaplar gidince geriye ne kalacağına dikkat et. Kötü ahlakı riyasından, gösterişinden ve kendini beğenmesinden ileri geliriyorsa bütün ameller yok eder. Dikkat et. Kötü ahlak kişinin riyakarlığından, yani gösteriş yapmasından ve kendini beğenmesinden ileri geliyorsa bütün amelleri yok eder. Ameller zayi etmiyor Cenab-ı Hak ama kul amelini zayi edecek bir iş de yapmaması lazım. Mu'tezile ile bid'at ehlinin muhalif bu oluşuna itibar edilmez. Şimdi peygamberlerde mucize vardır ve haktır. Evliyalarda da keramet vardır. Bu da haktır. Peygamberler için mucizeler, veli kullar için de kerametler haktır. Ehl-i sünnet bu inançtadır. Evliyada keramet vardır. Peygamberde de mucize vardır. Mu'tezile ve emsali olanların, bunları inkar edenler bulunmuşlardır. Ama onların görüşlerine itibar edilmemiştir. Şimdi evliya kimdir dersen, mümkün olduğu ölçüde taatlara, Allah'a itaata devam eden kişidir. Hazreti Ömer'in mektubu ile Nil Nehri'nin taşması. Mesela Nil Nehri, Hazreti Ömer bir mektubumu götürün Nil Nehri'ne atın demiştir. Ve o mektup Nil Nehri'ne atınca nehir coşmuştur. Bu Yüce Allah'ın Ömer'in şahsında ona bir kerameti lütfetmesidir. Medine'de minber üzerindeyken Nihavet denilen yerde askerlerini Hazreti Ömer'in Medine'den görmesi, ta Nihavet nere? Bu Anadolu'da Bizanslılarla İslam orduları savaşırken Medine'den Anadolu'yu görüyor Hazreti Ömer ve İslam ordusunun kumandanına, "Ya Sariye, dağdan sakın" diyerek onu dağın arkasındaki düşmanın hücumundan sakındırması ve orada bulunan Sariye'nin mesafe uzak olmasına rağmen Hazreti Ömer'in bu sesini işitmesi, Halid bin Velid'in zehiri içtiği halde bundan bir zarar görmemesi gibi Müslümanlarda sayamayacağımız kadar nice kerametler zuhur etmiştir ve etmektedir. Onun için kıymetliler, keramet haktır, mucize haktır. Efendim, buna da dikkat etmek gereklidir. Şimdi keramet konusuna da bakın, Ebu Ali Cüzcani gibi büyük mutasavvifler ne diyorlar? Sen Allah yolunda doğruluğu ve istikameti iste. Keramet arama. Zira senin nefsin keramet aramaya zorlar.
Rabbin ise senden istikamet ister. Eğer istikamet üzere olursan, artık yaşantın tamamen keramet olur. Keramet aramaya kalkarsan, bu nefsinden ileri gelir. Mümin Müslüman keramet için çalışmaz. İstikamet üzere olur, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Kerametler senin elinde değildir, Allah'ın dilemesiyle olur. Kuluna o bir lütfudur, keremidir. Ümmet-i Muhammed'in nice kerametleri zuhur etmiştir. Onun için her müminde, Müslümanda keramet vardır. Az veya çok, herkeste vardır. Kul bunu bilir veya bilmez. Zühd ve takva hakkında azmi kuvvetlendirmek ve nefsani arzuları çağıran sebeplerden uzaklaşmaktır. Davasında sadık kişinin yolu nefsi için istikamet istemesidir. Nefsini Allah'ın yolunda dosdoğru Allah'a itaat ettir, istikamet üzere ol. Eğer nefsini istikamet üzere Allah'ın emirlerine, İslam şeriatına bağlıyor, ona itaat ettiriyorsan, işte o zaman keramet kapıları açılır, sen görürsün veya görmezsin, bilirsin veya bilmezsin. Senin görevin keramet istemek değil, istikamet üzere Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ın emri istikametinde dosdoğru çalışmandır. Şeriata ait işlerle ilgili bilginin insana açılması, olacak işler hakkındaki bilginin insana açılmasından daha hayırlıdır. Eğer sana şeriatın ilimleri nasip olmuşsa veya oluyorsa, keramet kapıları açılmıştır. En büyük keramet şeriat üzere olmasıdır. Şimdi şeriat bilgisinin olmaması dine zarar verir. Dinin zarar gördüğü müddetçe sende kerametler değil, tehlikeler zuhur eder. Müminin bakışından sakının. Zira o Allah'ın nuruyla bakar. İşte keramet alametlerinden biri de budur. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadisi şerif. Elbette bunda keskin anlayışlar için alametler vardır. Bu da Hicr suresi 75. ayeti kerime. İmana taalluk eden efendim feraset. Bunun sebebi nurdur. Bakış keskindir. Anlayış daha da keskindir. Efendim bir şeye muttali olması ve gaybı görmesidir. Bu ise imanın makamlarından bir makamdır. Firasetin ikincisi riyazet yoluyla elde edilen firasettir. O da açlık ve uykusuzlukla ve halvetle elde edilir. Bunu papazlar da yapabilir ve başkaları da yapabilir. Ama esas keramet İslam'ı emirlere sıkı sıkıya bağlanmakla olur ve o yolda cihad etmekle olur. Firaset ve keşif kuvveti elde eder. Azimet, uykusuzluk gibi. Mümin ile kafir arasında bu durum müşterektir. Bu durum kafirde de olabilir. Bunları yaptığı zaman. Ama bu kafir için istitraçtır. Mümin için, imanı olan mümin için ancak keramet olabilir.
Bu türlü firaset ne imana ne de veliliğe, yani evliyalığa delalet etmez. Belki onların keşfi, idarecilerin ve rüya tabircilerinin, efendim doktorların ve benzerlerin keşfi gibi olur. Yani kerametle alakası olmaz. Yine diğeri yaratılıştan var olan firasettir. Efendim bu türlü firasetler hakkında tabipler ve diğer alimler birçok kitaplar yazmışlardır. Onlar yaratılışı, huy ve davranışlar hakkında delil kabul etmişlerdir. Zira yaratılış ile davranışlar arasında Allah'ın hikmetinin gerektirdiği hikmetler vardır. Bu başın adetten dışarıya çıkacak şekilde küçüklüğünü aklın küçüklüğüne, başın büyüklüğünü aklın fazlalığına, göğüs genişliğinin huyun genişliğine, göğsün darlığının huyun darlığına, efendim gözlerin donukluğunu ve bakışın zayıflığını sahibinin tembelliğine ve kalp sıcaklığının zayıflığına delalet eder gibi bunlar tecrübeyle ilgili yapılan yorumlardır. Bunlar da bir başka türlü derecede bir onlara göre bir bulgu ve beceridir. Fakat bunların hiçbirinin kerametle alakası yoktur. Kafirlerde görülen harikalar mucize değildir. Mesela imanı olmayan, mümin Müslüman olmayan insanlarda birçok harikalar görebilirsin. Bunlar da keramet değildir. Mucize hiç değildir. Nedir bunlar? İstitraçtır. Şimdi hadislerde haber verildiği üzere, hadisi şeriflerde Firavun, İblis, Deccal gibi Allah düşmanlarında görülen harikalara mucize adını vermeyiz. Bunlar mucize değil. Firavun'un başarısı, becerileri vardı. İblis şargı galbi dolaşır. Deccal da birçok harikalar gösterecektir. Bunlar Allah'ın düşmanlarında görünen harikalara mucize denmez. Bunlara ihtiyaçlarının giderilmesi ismini veririz ki bunlar istitraçtır. Keramet mucize değildir. İblise yeryüzünde mesafe kat etme yetkisinin verilmesi, efendim şartta kalpte görülmesi, vesvese vermesi gibi iblisin becerileri vardır. Cenab-ı Hak bunları insanların imtihanı için böyle yapmıştır. Firavun da Nil ırmağına emreder, dilediği tarafa doğru akardı. Bakın ona da bu istitracı vermiş Cenab-ı Hak. Bu keramet değil, mucize değil. Ama bakın ona bunları yaratıyor Cenab-ı Hak. Düşmanının isteklerini ne yapıyor? İhtiyaçlarını gidermek için. En azılı düşmanlarına bile bazı istitraçlar veriyor. Mesela Firavun'un atının ayakları arzusuna göre uzayıp kısalırdı deniyor. Deccal'ın da bir insanı öldürüp dirilteceği rivayet edilmektedir. Deccal'a ait bir harika istikbal ile ilgilidir. Bunun için Cenab-ı Hak en azılı İslam düşmanlarına dahi
fırsat vermiştir. Bunlar keramet, mucize değildir. Bunlara dikkat et. Bunlar o düşmanların helak olma sebepleridir. Zira Allah Teala azaba sokmak için bazen düşmanlarının isteklerini yerine getirir. Dikkat et. Firavun o kendi becerilerine aldandı ve helak oldu. İblis de ebedi helak içinde ve diğer istidrac içinde olanlar da böyledir. Buraya dikkat et, İmam-ı Azam bak ne diyor. Allah Teala azaba sokmak için bazen düşmanlarının isteklerini yerine getirir. Şimdi bazılarını yukarı kaldırıyor. Şimdi o yükseliyorum zannediyor. Aşağı atıp helak edilecektir. Aşağı atıp perişan olması için kaldırıldı o yukarıya. Yükselmesi için değil ki. Aşağı atılmak için. Kaldırıp atmak insanların tam helakıdır. Ve Allah'ın kahrına, kazabına çarpılmasıdır. Şimdi çok nimet ve uzun müddet verilir ki imansızlara çok nimetler verilebilir. Ve uzun müddetler de verilebilir. Bunlar bundan dolayı azarlar, kudururlar ve sonuçta helak olur giderler. Bunlar Allah'tan bir ihsan ve yaklaşmadır sanarak helaka uğrarlar. Onlar kötülükte ilerledikçe biz iyi insanız zannederler. Kötülük de azgınlıkta daha da ileri giderler. Ve tam helak olurlar. Onlara bu beceriler, harikalar tam bir helak sebebi olarak verilir. Onlara verilenler Allah'a yaklaşma değil, Allah'tan uzaklaşma, Allah'ın azabına, gazabına, hışmına çarpılmadır. İmansızlara verilen bütün harikalar sonuçta helak sebebidir. Allah-u Teala'nın isyana devam eden kişiye istediği nimetleri verdiğini gördüğün zaman bu istitraçtır. Yani onu azaba ve helake sokmak içindir. Artık o helak olacaktır, azaba çarpılacaktır. Evet kıymetliler, böylece ne zaman ki yapılan İhtarları unuttular, üzerlerine her türlü nimetin kapısını açtık. Bakın En'am suresi 44. ayet. İyi anla bu ayeti. Ne zaman ki diyor bakın, yapılan ihtarları unuttular. Allah uyarıyor, onlar hiç aldırmıyor, unutuyor. Peygamberleri hiç yerine görüyor. Uyarılar unutuyor, unutuluyor, unuttular diyor. Üzerlerine her türlü nimetin kapısını açtık diyor. Bak, bu azgınlara Allah nimet veriyor. Sonuçta ne oluyor? Bunlar komple helak oluyor. Evet kıymetliler, bunlar imtihan etmek için idi. Bakın, bu nimetler onların helakini hazırladı. İstidracın esas manası derece derece yükseltmek ve alçaltmaktır. O yükseliyorum zannediyor, yükseltiyor derece derece, ona imkanlar veriyor. O da şımardıkça şımarıyor, sonuçta helak ediliyor. İnkarcıların elindeki harikalar
isyan ve küfürlerini artırır. İmansızlarda eğer harika varsa onların küfrü artıyor ve isyanları artıyor. Neticede de hepsi Allah'ın kahrına çarpılıyor. Allah'ın düşmanları kendilerine verilen bu harikalar ve nimetler sebebiyle değişirler ve isyanlarını yahut küfürlerini artırırlar. Bunların hepsi caiz ve mümkündür. Allah kime ne yapacağını iyi biliyor. Nitekim iblisin davasında durum böyle olmuştur. İblis Allah Teala'nın huzurundan kovulunca Allah kovdu iblisi. Bak o zaman iblis ne dedi? Ya Rabbi dedi. Bana kıyamete kadar mühlet ver dedi. Allah Teala da verdi. Bak bu da iblis için bir istitraç ve cehennemin dibine doğru alçaldıkça alçalmak, azabın en şiddetlisine çarpıldıkça çarpılmak manasında iblisin istekleri yerine geldi. İblis sapıklık ehlinin başkanıdır. Sapıkların başkanı önderidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise hidayet ehlinin önderidir, lideridir, başkanıdır. Birincisi iblis celal sıfatının tecellisidir. Allah azap edeceği insanlara kimse kime azap edecekse celal sıfatıyla tecelli eder. Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ise Allah'ın cemal sıfatının tecellisidir. Kemal sıfatının nuru görülmesi için bunların her ikisi de nedir? Lazımdır. Batıl kendi halinde inkar edilmez. Zira o Allah'ın sıfatının yaratılmışlar aynasındaki tecellilerinden bazısıdır. Ebu Medyen el-Maribi böyle demiştir. Kimdir bu zat? Tasavvuf ehlinin ileri gelenlerindendir. Yine İmam-ı Azam'ın iblis ile Firavun'u bir arada zikretmesi şu hadisi şerife dayanmaktadır. Süddi'den rivayet edildiğine göre Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir. Allah'ın kulları arasında iki kişiye buğz ettiğim kadar kimseye buğz etmedim. Bunların biri cinlerden, diğeri de insanlardandır. Cinlerden olan iblistir. Adem aleyhisselama secde etmekten kaçtığı zaman ona buğz ettim. İnsanlardan olan da Firavundur ki ben sizin en büyük Rabbinizim dediği zaman ona buğz ettim diyor Cebrail aleyhisselam. Şimdi kıymetli efendiler, Firavun iki yönden iblisten daha kötüdür. İblis çok kötüdür ama bazı zatlar da şöyle diyor, Firavun iblisten daha kötüdür diyorlar. Birincisi iblis cinlerdendir, Firavun ise insan neslindendir diyorlar. İkincisi iblis küçük gördüğü için Allah'tan başkasına secde etmek istememiştir. Firavun ise kendini büyük görerek ilahlık iddiasında bulunmuştur. Ne gariptir ki şeytan Allah'tan başkasına ibadet etmesi için insanoğluna vesvese verir, öğüt verir.
fakat kendine ibadet edilmesini öğütlemez. Fakat şu da unutulmamalıdır ki, şeytanın sözünü tutmak şeytana tapmaktır. Çünkü Ella ta'budu şeytan Yasin-i Şerif'in içeriğine şöyle bir bak. İblis Allah'ın ihsan makamından uzaklaştırılmıştır. Kovulmuş, tard edilmiştir. İblis Firavun'un sarayının kapısını çalmış. Bak, İblis Firavun'un sarayının kapısını çalmış. Firavun kim o demiş. Şeytan gülerek şöyle cevap vermiş. İlahlık iddia eden adam çenesinin dibindeki kapısı önünde bulunan halkından ve kulluk erbabından birini tanımıyor demiş bak şeytan. Yani Firavun'la dalga geçiyor. Ama burada bir ortaya bir de Firavun'un ne kadar alçakça hareketi de ortaya çıkıyor. Ve şeytan ona ders veriyor. Bazen harikalar isteğin hilafına da cereyan ederek iddia sahibini alçaltır. Mesela Müseylemetül Kezzab, yalancı peygamberlerden birisi. Peygamberlik iddia etmiş, dünyanın en büyük yalancısı ve sahtekarıdır. Müseylemetül Kezzab, ben peygamberim diye çıkmış, bir gözü kör olan birinin gözünün açılması için dua et demişler. O da dua ediyor, adamın öbür gözü de kör oluyor. Bakın bazen de kafirin istediği yerine gelmiyor, tam tersi geliyor. Bil ki ilahlık iddia edenin elinde isteğine uygun olarak harikanın meydana gelmesi caizdir. Fakat peygamberlik iddia edeninki caiz değildir. Neden derseniz, Cenab-ı Hak peygamberlik kapısını kapatmış. Başka peygamber gelmeyeceğini de ilan etmiş. Peygamberiyle de şeriatı ortaya koymuş. Bu İslam dinini Allah korumak için peygamberlik iddiasında bulunan ne kadar yalancı, sahtekar, alçak varsa bunların isteklerini yerine getirmemiştir. Ama ilahlık davasında bulunanlara Cenab-ı Hak bazı harikalar vermiş. Niye? Allah'ın eşi benzeri yok. İki Allah olma şansı yok ki. Onun için bakın ilahlık davasında bulunanların durumu burada, onlar da o şekilde imtihan edilmektedirler. Onlara harikalar veriliyor. Ama peygamberlik iddiasında olanlara verilmiyor. Niye? İslam şeriatı karışmasın, bozulmasın. Çünkü Allahu Teala'nın efendim şeriki yok, dengi yok, ikinci ilah yok ki. Bunun için Cenab-ı Hak hikmetine istinaden ilahlık davasında bulunanlara bunları firavunlaşıp cehennemin en dibine atmak için bazı harikalar vermiş onlara. Beri tarafta ise çok peygamber gelmiş. Son peygamber Hazreti Muhammed olduğu için bir daha da peygamber gelmeyeceğinden dolayı insanların kafası karışmasın, şeriat üzerinde şüphe olmasın diye yalancı peygamberlerin dileklerini yerine getirmemiştir ve getirmez. Dünyada yalancı, sahtekar
peygamberlik iddiasında bulunan pek çok insanlar gelmiştir. Hala günümüzde bu sahtekarlar vardır. Bu yalancı kezzaplar, Müseylemetül Kezzab'ın buna varisleridir. Allahu Teala ezelde yaratıcı ve rızık verendir. Evet kıymetliler, Allah Teala hiçbir şey yaratmadan evvel de yaratıcı idi. Kimseye rızık vermeden evvel de rızık verendi, Razzakul Alemin, yani Razzak idi. Bunları da doğru anlayamayanlar olmuştur. Efendiler, İmam-ı Azam o doğru anlayamayanlara, yanlış da bulunanlara, işte bu doğrularla dünyaya imanla ilgili ilmin derslerini dünyaya ders vererek gelmiş, böyle devam ediyor. İman dersiyle ilgili ilmi delilleri ortaya koyuyor.